Devletteki öğrencilere derslerinizi şöyle başkanıma gösterelim. Evet. Mekanda uygun. Fazlasıyla uygun. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz bu imkanları sağladınız. Tebrik ediyoruz. Allah kolaylık versin. İyi çalışmalar hocam. Bizim Komek de eski hocalardı. Onlar da öksü diyetim çocuklara bu tür şeyler veriyorlarmış. Ama bunu da kursa. Çok güzel ya. Arkasından bunu vardı. Birkaç tane daha yapmış. Çok güzel. Evet, o da bayağı alaylıydı. Bu artık eğitim bilemiyorum ama çok güzel eserleri var. Hatta şimdi bizim dernek binamızın bu bölümde. Bir bölümün bir yere yasa olur. Adet. Adet mi? Başkası şey yapmaz. Kızlar da derneği geçerli olanları çekecek miyiz? Diğer atalar. Bu olmayanlara ayırdılar zaten. Meryem. Devam et. Buradayız. Önce gider Süleyman. Daha çok çıkardılar kesinlikle. Lafzatunda mı? Evet, Lafzatunda. Bu. Bir tanesi de. İstek hocam. Ortadakiniz bu ikili lale evrusu dediğimiz neden çiftle çalışıyoruz? Çift kapağının içeriği nedir? Ne var hocam? Şimdi evru yoğunlaştırılması üzerine hattatların hafif evru olarak tabir ettiğimiz hafif dokulu kağıtların üzerine diyorduk. Ama artık ev sanatı hani günümüzde duvarlarımızı süsleyen bir sanat haline geldi. Bir ruhumuzu oraya yansıması. Diyelim ki çok gerginsiniz, sinirlisiniz. Bir koyununkini düşünün, 50 tane belki koyunun ödünden elde edebiliyorsunuz yani. Karatay Sanat Merkezi olarak 2023 yılının son çeyreğinde burayı biz tesis ettik. Buranın kuruluşunda Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gençler Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Karatay Belediyesi'nin ortaklaşa kurmuş olduğu bir merkez. Dolayısıyla biz burada gençler sanatlarımızın ihyası için çalışıyoruz. Yaptığımız işler arasında hat, üstüne hat sanatımız var, ebru sanatımız var, tesip sanatımız var, kalem işi sanatımız var. Bunun yanı sıra kaligrafi derslerimiz var. Selçuklu geometrik motifleri olarak geometri çalışan arkadaşlarımız var. Biz bu alanlarda, bu merkezde derslerimizi yürütüyoruz. Derslerimiz bu minvalde. İşte bir yıldır yaklaşık bu iş süreç devam ediyor. Bunun yanı sıra burada diğer arkadaşlarımız da kendi alanlarına göre farklı ortamlarda, farklı sohbet gibi, konferans gibi aşağıda toplantı salonumuz var. Orada da bu işleri görebiliyorlar. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar ile yapmış olduğumuz bir proje neticesinde yurt dışında Türkiye burslusu olarak ülkemizde bulunan Afrika'dan, Asya'dan, Balkanlardan veya dünyanın çok farklı coğrafyasından gelen öğrenci kardeşlerimizle biz dersler yapıyoruz. Dolayısıyla bugün onların da bir yapmış oldukları eserlerin sergisinde açmış bulunduk. Bu arkadaşlarımızla biz yaklaşık 4 yıldır bu projeyi devam ettiriyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da bunu devam ettireceğiz. Bu arkadaşlar burada öğrendikleri bizim klasik sanatlar dediğimiz bu hat, ebru, minyatür gibi sanatlarımızı ülkelerine döndükleri zaman orada en azından bir tohum olarak, bir nokta olarak başlayacaklarını düşünüyoruz. Gelecekte inşallah bunlar çok daha iyi noktaya geleceğini, kendi ülkelerinde bu işleri çok daha iyi noktaya getireceklerini de düşünüyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Bu işler kolay olmuyor. Bize burada destek çıkan öncelikle bu mekanı ve bu ortamları bize tahsis eden Karatay Belediye'mize, şahsında Hasan Kılca Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra üniversitemiz rektörü
Profesör Doktor Cem Zorlu Bey de tabii bize her daim destek olan bir hocamız. Dolayısıyla ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim bu eğitimimizin yanı sıra Kağıthay Belediyesi ile her iki yılda bir sürdürdüğümüz geleneğimiz, geleceğimiz ve ustalarımız sempozyumumuz var. Burada da yine biz gerek yurt dışından gerek ülkemizin farklı illerinden gelen sanatkar hocalarımızı biz misafir ediyoruz. Bunun için de sağ olsun belediye ismindeki temel tesisleri bize tahsis etmişti o süreç içerisinde. Orada da çok güzel bir ortam oluştu ve böyle bir gelenek ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da bu her iki yılda bunlar da devam edecek. Bunun için de ayrıca yine belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum.